sizlerle birlikte hava perspektifi ile ilgili güzel bir resim çalışması yapacağız. Akrilik boya tekniği ile çalışacağız. Hemen malzemelerimize bir göz atarak başlayalım. Bir tane gramajlı bir kağıdım var. Bunu matımın üzerine tutturdum kağıt bantla kaynasın diye. Yuvarlak bir resim yapmak istediğim için de bir tane kalıp hazırladım. Daha önceden istediğim boyutta. Onu da yine bir resim kağıdından, resim defteri kağıdından keserek hazırladım. Şimdi bunu da tutturacağım bunun üzerine. Akrilik boyalarımız var. Akrilik boyamızdan gri ile çalışmak istediğim için 4 ton gri, bir de siyah kullanacağım. Renkleri hazırladım, hazır olsun diye. Sünger fırçayla çalışacağım. O yüzden sünger fırçalarım var. Sünger de kullanabiliriz. Akrilik boya yerine pastel boya da kullanabiliriz. Bir rengin tonlarını bulabileceğimiz her renkle çalışabiliriz. Fırçamız var, suyumuz var, bir kağıt bantımız var. Akrilik boya yapacağımız için kağıt havlularımız var. Bir de kalıp olarak kullanmak üzere herhangi bir kullanılmayan kağıttan kestiğim, kendi elimle yırttığım, gelişigüzel yırttığım kağıtlar var. Bunları dağ resmi boyarken kalıp olarak kullanacağım. Birkaç tane yırttım. Elimle yırtarak hazırladım. Siz kesebilirsiniz de, nasıl istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Malzemelerimiz şimdilik bu kadar. Ne yapacağız? Hemen ona bir göz atalım. İlk önce bu yuvarlak kestiğim kalıbı kağıdımın üzerine yapıştıracağım. Sonra yine elimle yırttığım bu kalıplardan kağıdımın üzerine koyarak sünger fırça yardımıyla, hava perspektifi olduğu için doğal olarak geride açıktan koyuya doğru bir resim çalışması yapacağım. Baskılarken özellikle açık renkleri en arkada, koyu renkleri en önde kullanacağım. Neden? Çünkü hava perspektifinde de biz dünyada yaşadığımız çevrede de yine renkleri uzağa doğru daha flu, yakınımızda olan renkleri daha canlı ve daha parlak, daha net görürüz. Bunu göstermek için güzel küçük bir çalışma yapacağız. Başlayalım bakalım neler olacak, nasıl olacak, hep beraber görelim.
tamamladık. Çok güzel ve çok kolay bir çalışma. Özellikle ortaokulda hava perspektifine geçişte ilk etapta yapılabilecek çok kolay bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.